ve savcı sistemi üzerine Tokat infaz hakimi tarafından bir karar vermiştir. Biz bu kararı incelediğimizde şöyle bir durumla karşılaştık. İlgili kararı isteyen Tokat Cezaevi İdare Müdürlüğü ve gerekçesinde şöyle yazıyor. İşte istihbari bilgi alındığından avukat görüşmeleri sırasında işte 59. infaz kanunu 59. maddenin 5. fıkrası gereği avukat görüşmelerinin kaydı, ses ve görüntü alınmasını, gerektiği durumda belgeler konulmasını ve görüş kısıtlama getirmesini talep etmekte. Savcılık da bu talep üzerine talep oluşturmuş ve infaz hakimi tarafından karar verilmiştir. Bildiğimiz üzere tek Tokat'ta gerçekleşiyor. Bu karar şu şekilde, şu neden alınmış. Yani, kurum müdürlüğü ve cumhuriyet savcısı taleplerinde anladığımız üzere toplum ve cezaevi infaz konumunu güvenli tehlikeye düşürecek nitelikte bir durum var. Ekstra avukatlar örgütün emir ve talimatlarını içerideki hükümlere verdiği yönde bilgi üzerine bu kararmış. Zaten mevzuat incelediğimizde zaten iki durumun gerçekleşmesi durumunda bu kararın alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu iki durum şöyle: ceza infaz kurumlarında güvenliği tehlikeye düşürecek bir durum olması ve örgütün emir ve talimatlarını hükümlere ulaştırması durumunda bu kararın alınabileceği belirtilmiştir. İlgili kararın gerekçesinde herhangi bir gerekçelendirme yoktur. Hangi durumun emir ve talimata girdiği, kimlerin emir ve talimat getirdiği hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Sadece soyut bir gerekçeyle bu karar verilmiştir. Toplum güvenliği ve cezaevi infaz kurumunun güvenliği tehlikeye düşürecek durumun ne olduğu hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Herhangi bir gerekçelendirme yapılmadan müvekkiller hakkında bu karar verilmiştir. Bu karar 3 yıla yakındır veriliyor ve bu karar ilk tebliğinden itibaren hiçbir şekilde tebliğ edilmemiştir müvekkiller. Yani 3 yıldır müvekkiller hakkında kesinleşmemiş bir avukat görüş yasağı uygulanıyor. Hukuka aykırı bir durum bu. Çünkü müvekkiller tebliğ edilmediği durumda da Anayasa'nın 36 ve 38 gereği meşru vasıta yolları olan hukuk önünde kendilerini savunamıyor. Çünkü hiçbir şekilde bu karara itiraz edemiyor. Çünkü herhangi bir tebliğ yok. Tebliğin olmadığı bir durumda karar kesinleşemez ama 3 yıldır bu karar kesinleşmeden uygulanıyor. Bu 59.5. maddenin hiçbir şekilde unsurların oluşmadığından bahsetmiştik. Çünkü toplumu ve ceza infaz kurumunu tehlikeye düşürecek bir durum yok. Herhangi bir şekilde bu gerekçelendirilmemiş. Bu idari kurum ve savcılık şeyinde istihbari bilgiden bahsetmişti ama istihbari bilginin ne olduğu ya da bu istihbari bilginin ceza infaz kurumunu ne şekilde etkilediği hiçbir şekilde belirtilmemiştir. Ayrıca emir ve talimatlar alındığı söylemiştir. Şöyle bir durum var: emir ve talimat da alınıyorsa ve emir ve talimatı getirenden ziyade burada hükümlünün bir suçu yoktur. Emir ve talimatlarda kamu görevini yetkisini aşacak bir şekilde kullanan kişi avukattır ve bu yüzden burada cezalandırılması veya soruşturma açılması gereken avukattır. Ama avukat yerine bütün hükümlüler hakkında genel bir karar verilmiş durumda. Çünkü bildiği üzere hükümlerle dışarıyla herhangi bir ilişkisi yoktur. Bir ilişki avukatlar üzerine gelir. Eğer emir ve talimat geliyorsa bu avukatlar üzerine gerçekleştiğinden dolayı burada soruşturması gereken durum avukatların durumunda hiçbir şekilde hükümler içeride, çünkü hiçbir şekilde bilgi alamıyor. Hükümler değildir. Burada bu yönüyle hiçbir şekilde araştırma yapılmamıştır. Zaten 3 yıl içinde bu durumdan dolayı hiçbir avukat hakkında da soruşturma açılmamıştır. Hükümler hakkında kesinleşmeyen ve hukuka aykırı bir karar uygulanıyor ve 3 yılda bu karar hiçbir şekilde tebliğ edilmediği için müvekkillerin ve hükümlülerin buna itiraz etme hakkı dahi ellerinden alınmış durumda. Bu yüzden etkili başvuru hakları da ihlal edilmiştir. Bu yönden de itirazlarımızı sunduk. Ayrıca de bir özel hayata saygı hakkı kapsamında, çünkü avukat hükümlünün dışarıyla en büyük iletişimi avukattır bir yerde ve özel bir ilişki de kurabilir. Yani kendi durumunda aktarabilir, herhangi bir özel bilgiler de verebilir. Bu bilgilerin mahremiyetini ihlal edici şekilde bir uygulama söz konusu. Çünkü cezaevinde genel bir karar çıkarmış, kimsenin durumu birbirine ayrılmamış. Mesela X kişisi hakkında bir şey varsa Y kişisine de uygulanıyor ve bireysel bir karar yok yani. Genel bir karar olduğundan herkes etkileniyor. Zaten dediğim gibi herhangi bir gerekçesi yok. Ekstra bir de süre yönünde şöyle bir şey var. 3 yıldır uzatılıyor aynı gerekçelerle. 3 yıldır aynı gerekçe uzatıldığı için kanun muğlaklarından faydalanarak 3 yıldır müvekkiller bunun hakları ihlal edilmekte.
Fiilde şöyle, biz gittiğimizde kararların bir karar olduğunu bize belirttiler, deklare ettiler. O kararı gösterdiler, tebliğ edildi mi diye sorduğumuzda karar kesinleşti dediler. Herhangi bir şekilde kararın tebliğ edilmediğini biz müvekkillerle görüştüğümüzde tebliğ edilmediğini öğrendik. Ve tebliğ edilmeyen bir karara rağmen ses ve görüntü alındı. Hukuka aykırı bir şekilde ses ve görüntü alındı ve bir personel o şeyi izledi, o görüşmeyi izledi. Biz şeye geçtiğimizde ses ve görüntü alındı. Zaten tekrar ettiler. Müvekkillerle görüşme, ses ve görüntü görüntü alınan bir odada gerçekleşti. Tokat Ceza İnfaz Kurumu'nda iki odaya kamera konulmuş ve ses alınıyor. O iki odada zaten görüşme yapılıyordu. Zaten görüşme bir saati aşmayacak şekilde de sınırlandırılmıştı. Bir saati aşan görüşmeler sonlandırılacağı belirtildi. Ve bu görüşme yapılırken de bir personel sürekli sizi izliyor zaten. O yüzden herhangi bir şekilde bir rahat ortam oluşturulmamış. Zaten müdafi ve müvekkilin gizliğine dahi hiçbir şey yok orada. Herhangi bir şekilde rahat bir ortam olmadığı için de rahat bir konuşma da geçmiyor yani hiçbir şekilde. Bu kanun maddesi zaten olağanüstü hal döneminde geldi ve olağanüstü bir dönem için uygulanmış bir şeydir. Şu an herhangi bir olağanüstü dönem olmamasına rağmen bu kanun uygulanmaya başlaması ve buna tepki göstermeye başlamıştı. Buna tepki göstermediği zaman bu her yere sirayet edecektir. Çünkü bu ilk kanunsuzluğun ilk olduğu yerde tepki gösterilmediği zaman bu kanunsuzluk her yere yayılıyor. Ceza infaz kurumlarında bildiğin şöyle bir durum oluşturuyor. Totaliter rejimin biliyorsunuz ilk tezahür ettiği yerlerden birisi ceza infaz kurumlarıdır ve siyasilerdir. Buraya uygulanan baskıcı yönetimler dışarıya da bir yerden sonra sirayet etmektedir. O yüzden buraya uygulanan bu baskıya yol açan bu kamera ve ses görüntü yani buraya uygulanan olağanüstü hal durumunu bir an önce tepki gösterilip sonlandırması için gerekli mekanizmalar işletilmelidir. O yüzden bütün hukuk örgütlerinin bunun için tek vücut olup tepki göstermesi gerekiyor.